Ne demek tabi. Bu zaman bir sıcak bir daha bak yine ben. Bir sürü sınavları geçti. Okula gider miydi? Burası Yüksekova'ya bağlı Dilekli Köyü diye geçiyor. Küme evleri. Gördüğünüz üzere insanlar evlerine giremiyor. Her yer sular altında. Su giderleri yok. Liderlerimizden, ilgilenen kişilerden acilen bu su giderlerinin yapılması ve bir an önce bu soruna bir çözüm bulmaları lazım. İnsanlar çocuklarını sırtlarına alıp okula bırakabiliyorlar. Kaç gündür bu yaşlardan sonra birçok insan kendi evlerine giremiyor. Çizmeler giyip insanlar evlerine ulaşabiliyor. Durum bu. Gördüğünüz üzere yani bir çözüm bulunması lazım. Şart. Yaklaşık bu 2-3 köyde 3000 nüfusa yakın insan var. Dolayısıyla bu kadar kalabalık ve merkeze yakın bir köyün sular altında kalması ayıp. Yani yetkililerden acil bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Kali müdahale programında bu ve kanki. O yol tetkik edilene ki yapkodi ve gavyan şahit khani khabar. Khani khay, ben iptal kıyıp khani. Ova çocuğu ne ha? Ne? Çeyen işte ova çocuğu ve. Ha ve zaten halim ya. Emet bir tazib edo. Em khani bu men eman. Hemet temelin me kharabun. Yedi em neşin derkemi. Ayalim ama vajuva. Em neşin fişine me itabi. Hed bir bine halim ayal vajuva. Khani ben de ne mesela kabat durdum. Allah ne asıl çoruz ya ne oldu? Evet evet seçim olarak evet halim ona evet. 2 gündür biz bu durumdayız. Çıkamıyoruz dışarıya. Hastayız. Çocuklar var evde. Hani bir hastalık olsa ne yapacağız? Durumu görüyorsunuz. Kendince kürtü de yapmışız kendimizce ama yine de su altında kalmışlar. Çok mağdur durumdayız. Bize yardımcı olmamızı istiyoruz. Evet her yaşta böyle oluyor. Hatta 2 gün önce biraz kurumuştu, rahatlamıştık. Ama tekrar 2 gün biliyorsunuz sürekli yağmur yağıyor. Yağmur yağdığı için de bu durumda.